severler için ideal bir buluşma noktası. Sayın Aydar Çetin'in emekleriyle yeniden hayat bulan bu mekanda turizmin güzelliğini ve huzurunu yaşayabilirsiniz. Herkesi bu doğa harikasında ağırlamaktan bungalov evleri mutluluk duyuyor. Ve bungalov evleri sizleri bekliyor. Özellikle burası Likya yürüyüş yolu üzerinde bulunuyoruz. Bizim Mavi Kent'te kaya mezarları, küçük bir kanyonu ve Mavi Kent, Beykonak, Kumluca, Finike ve uçsuz bucaksız bir denizin manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Doğanın içinde sessizliği ve sükuneti özleyenlerim, burası uğrak yerim. Bungalov bizim 3 oda 3 kişilik, 9 oda 2 kişilik. Odalarda klima ve sıcak su var. 100 kişilik restoranı, kafesi, yüzme havuzu, özel günlerin grup yemekleri için vazgeçilmez bir adresi. 2 odada 2 kişilik ağaç evlerimiz var bizim. WC ve duş ortak kullanımda bu odaların. Burası Kumluca Mavi Kent'te Yenice Pınar Mahallesi'nde Likya yolu üzerinde. Yani bir cennet köşesi. Doğanın ahengi, özü, bungalov evleriyle Torosların kuytusunda uyuyan havası fark bungalov. Ne bölgesinde ne de reklamlarda fazla olmayan, gerçek el değmemiş dokunuşlarından uzak doğasıyla bir işletme. Dörtbaşı mamur çam ormanları arasında kendine has doğasıyla, denizi, kuş bakışı, şehir manzarasıyla iç içe. Restoran doğa ile otantik dizayn çamları altında denize nazır muhteşem şöleniyle yüzme havuzunun deniz görselliği, hayvan dostu işletme olması yanı başında Likya ve Roma dönemleri kaya mezarları, Likya yolunda Havasu Park bungalovu rahatlıkla küçük pencerenizden baktığınızda manzarayı anlatırken duyacağınız heyecan, gizli bir atmosfer. Mavi Kent, Beykonak, Kumluca, Finike ve denizin okyanusa bağlantılı uçsuz bucaksız manzarası, değer verdiğiniz ve değerlerinizin burada bulunmaktan keyif alacağı, orman kokusuna karışmış binlerce yeşilliği özümsemek var. Hayatınızda ne kadar yarım kalmış yaşantınız varsa tamamlayacak ortam hazır. Kâh resim, kâh kitap, kâh yazarlık, kâh yarım kalmış aşklarınız ve heyecanlarınızı burada meydan okumak için dakikalar bir ortam ruhu derinliklerine, huzur ve doğanın sessizlik sesine dinleyebilirsiniz. Yani burası dünyaca ünlü el sanatlarının yenilenen yüzü, mucidi, harika eserleriyle ve el emeği göz nuru yapıtlarıyla kültürümüzün devamında emeği olan Nur Sağlamer'in mekanıdır. Havasu Park Bungalovu güzellikle yapmış. Korsan koyuna 8 kilometre, Adrasan koyuna 14 kilometre, Papaz iskelesi ve Kazanova koyuna 3,5 kilometre, Mavi Kent merkeze 14,6 kilometre, havaalanına 111 kilometre, turizmin doğası ve doğanın turizmi, Kumluca'da buram buram tarih kokuları var. Koylarıyla, doğanın içinde barındırdığı gizli cennetiyle, Torosların içinde ve eteğinde köşesiyle keşfedilmeyi bekliyor. Turizmin sıfır denilebilecek evlerinden gelinen noktada geçen ve geçecek olan zaman diliminin güzelliğini yansıtmakta. Havasu Park mimarisi kim diyeceksiniz? Bunda fikir babası Nur Hanım'ın eşi Haluk Sağlamer. 2004 yılında İstanbul hayatının yeterliğine karar verişinden sonra eşi Nur Hanım'ın doğayla kaybolma hikayesinin varoluştur. Normalde Havasu Park Bungalov. Bu 2001 yılına gelindiğinde sessiz sedasız doğa severlere hizmetle buluşturdular. Şimdilerde aslında uygun restorasyon ile ben eski halini, imajını 2022 yılında yakalama heyecanını yaşıyorum. Turizmi 41 yıl emek verdikten sonra turizmci Haydar Çetin bilgi birikimini doğa içindeki harikalar diyarı olarak adlandırdığı Havasu Park Bungalov'da yeniden açmanın heyecanını yaşamaktadır. Sezonumuz 12 ay açık.
insanların tüm dünyayla doğanın içinde varoluş hikayesi hissetmek, yaşamak isteyenler için buradayız. En önemlisi turizmin fedakarlığı, külfetli, hizmeti zahmetli fakat yorgunluğu hafif bir meslek olduğunun bilinciyle ülkelere sağlık, ekonomik, barış, istikrar ve güven dengelerinin korunduğu, huzurun çağdaş medeniyetlere inşa edildiği yıllar olmasını temenni ediyorum. Burası Havosu Park Bungalow, turizmcilerin başta olmak üzere doğa severlerin ve hayvan severlerin uğrak yeri, buluşma noktası olacaktır. Havosu Park Bungalow'u hani bir zamanlarda 1000 kişilik otelin genel müdürü olacağıma, 10 kişilik olsun fakat bizim olsun, turizmcilerin buluşma noktası olsun hayalim vardı. Tabii şimdi 14 bungalovumuz var ve hayallerimi, hedeflerimi gerçekleştirdikten sonraki bu güzelliği yaşıyorum. Ama benim gibi her meslekten, hangi meslek olduğu önemli değil, turizm ve diğer mesleklerden böyle hayalleri olan insanların özellikle burası uğrak yeri olmasını istiyorum. Turizmcileri buraya zaten geleceklerine eminim, onları bekliyorum. Diğer mesleklerde hayallerinin gerçek olduğu, gerçek olacağı yer olmasını istiyorum. İnşallah onlara da bu güzelliği yaşatırım. Burada ben bu güzellikleri yaşıyorum. Onların da yaşamasını istiyorum.